Mutlu günler sevgili izleyiciler. Kadının gündemine hoş geldiniz. Evet, insanların vicdanını en çok yaralayan ve infiale sürükleyen olayların başında hiç kuşku yok ki çocuk istismarları geliyor. Geçtiğimiz aylarda İstanbul'da Küçükçekmece'de 5 yaşındaki bir kız çocuğuna yönelik cinsel istismar kamuoyunda büyük tepkiye neden olmuştu. İşte o vicdanları yaralayan bu olayla ilgili dün görülen duruşmada da örnek bir karar çıktı. Sanık ilk duruşmada indirim maddeleri uygulanmadan 29 yıl hapse mahkum edildi. Sürecin başından beri takipçisi olan kadın meclislerinden Sayın Dilber Sünnetçioğlu'ndan dünkü duruşmada yaşananları dinleyeceğiz. Bir taraftan bu karara sevinirken tabii diğer taraftan da Gaziantep'te yaşanan son bir istismar vakası tabir yerinde ise hepimizi öfkeye boğdu. 10 yaşındaki kız yeğenini istismar etmeye çalışan öz amcasının suçüstü yakalanması bu yüz kızartıcı suçun vahametini bir kez daha gözler önüne serdi. Çocuk istismarcıları bazen hiç tanımadıkları bir kişi olabilirken kimi zamansa çok yakınlardan bir kişi de olabiliyor. Stüdyomuzdaki psikolog Cansu Yurtseven'le telefonla bağlanacağımız çocuk istismarıyla mücadelenin sembol ismi Çocuk İstismarlarıyla Mücadele Derneği Başkanı Saadet Özkan, yani hepimizin bildiği Saadet öğretmenden bu yüz kızartıcı suça ve mağdur olanlara nasıl davranmamız gerektiğine dair bütün detayları bugün kadının gündeminde öğrenmeye çalışacağız. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş buldum. Merhaba, evet dünkü duruşmada, siz de dünkü duruşmadaydınız. Evet. Sizden de dinlemek istiyorum ama dünkü duruşmayı arkadaşımız Dilhan Ünver de takip etmişti. Onun haberine bir bakalım, onun üstüne başlayalım. Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde kapısının önünde oyun oynayan 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan Muhammed Vasıf'ın yargılandığı dava ilk celsede karara bağlandı. Mahkeme sanığın 29 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Geçtiğimiz günlerde Emine Bulut eski eşi tarafından acımasızca öldürüldü. 5 yaşındaki bir çocuk da Küçükçekmece'de cinsel istismara uğradı. Her geçen gün kadına şiddet, çocuğa şiddet, taciz olayları maalesef ülkemizde artıyor. Bugün İstanbul Bakırköy'deyiz, adliyenin önündeyiz. Bugün 5 yaşındaki çocuğa istismar davası görülecek ve biz de o davanın gelişmelerini takip edeceğiz. Mahkeme heyeti sanık Muhammed V'yi çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan 20 yıl, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan da 9 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığa iyi hal indirimi uygulanmadı. Kadın cinayetlerini önleyeceğiz, durduracağız platformunun müdahillik talepleri kabul edildi. Bunları bir kere her şeyden önce önemli bulduk. Bunun dışında yargılama çok çabuk bitti. Bizim talebimiz de buydu. Çünkü dosyada DNA tespitleri yapılmıştı. Çocukla ilgili adli tıp raporu vardı ve yeni bir rapor alınmasını biz istemiyorduk. Mahkeme bizim bu taleplerimizi kabul etti. Biz hep mahkeme kararlarını eleştirmeye alışığız. Bugün ilk kez çok doğru bir karar verdi mahkeme. Çünkü tüm deliller toplanmıştı. Davayı hiç uzatmadan kararını verdi. Toplam 29 yıl ceza verildi sanık hakkında. Bu ceza çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve çocuğu alıkoyma suçlarından dolayı verildi. Hiç indirim uygulanmadı. Ceza en üst sınırdan verildi. Dilerim 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği bu karar diğer mahkemelere de örnek olur. Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada savcı eylemin niteliği gözetildiğinde duruşmanın gizli yapılmasını talep etti. Evet, verilebilecek en büyük ceza verildi. Bugüne kadar herhalde 29 yılın üzerine başka bir ceza yok. Ayrıca indirim de uygulanmadı. Dün siz de oradaydınız. Nasıl geçti dava? Biz olayın olduğu ilk günden beri ailenin yanındayız. Yalnız bırakmadık. Hep birlikte mücadele ettik. Dünkü dava umarım diğer istismar davalarına örnek olur. Önce iyi olan yönlerini söyleyeyim. Hemen birden yürek karartıcı yerlere girmeyeyim. Dünkü davaya çocuğun getirilmemesi çok güzel bir hareketti. Biliyorsunuz Yağmur adındaki çocuğumuz mahkemede kalp krizi geçirdi, hayatını kaybetti. Davada gizlilik kararı vardı. Çocuk getirilmedi ve süre uzatılmadan ilk duruşmada karar çıktı. Bu çok önemli çünkü aileler çok yıpranıyor, çok örseleniyor. O ailelerin davaya gelmesi, o davalara katılmaları, orada olan konuşmaları, duymaları onlara büyük bir travma onlar için. Çok doğru. Çocuğun getirilmesi o apayrı bir travma. O yönden dünkü dava çok özenle, dikkatlice yapılan bir davaydı. Çıkan karar çok iyiydi. Verilebilecek üst sınır, indirim verilmedi. Biliyorsunuz bazı davalarda 8-9 yaşındaki çocuğun sesi çıkmadığı için kendi de razıydı denebiliyor. Ona göre ceza çıkarılıyor. Ki örneklerini de gördük. Tabii. Örneklerini de görüyoruz, yaşıyoruz. Onun için dünkü dava çok iyiydi. Ailenin durumu çok iyi değil. Takdir edersiniz ki 5 yaşındaki bir çocuk evinin dibinde istismara uğruyor. Bunu ailenin atlatabilmesi, kabul edebilmesi çok zor. Yüreğe su serpen tek şey şu oldu. En azından adam ceza aldı. Evet. Mahkemede susma hakkını kullandı. Kendisini savunmadı. Tercüman da vardı. Kendini savunmadı. Susma hakkını kullandı. O yönden de iyi oldu. O da enteresan yani. Dava uzamadı. Dava uzamadı. O iyi oldu. Aile en azından ilk duruşmada kararı duydu. Bir ölçüde sevindiler. Evet. Peki Cansu Hanım, aslında istismar ne? Bunun adını bir daha bir koymamız gerekiyor. Neler yapılması gerekiyor başına böyle bir şey geldikten sonra, bunların hepsini konuşacağız ama Dilber Hanım önemli bir şey söyledi. Çocuğun getirilmemiş olması orada çok önemli değil mi? Kesinlikle çok önemli. Hatta Çağlayan Adliyesi'nde çalıştığım dönemde böyle bir davaya ben de şahit olmuştum. Özellikle önden bir psikolog görüşmesi yapıldı çocukla. Ben ikinci psikolog olarak görüşmedeydim, sadece dinledim. Ardından psikolog çocuğun duruşmaya alınmaması kararını aldı. Uzun süren bir davaydı. Yaklaşık 8-9 senedir devam eden bir tecavüz vakasıydı. Öncelikle psikolog olarak içeriye biz girdik ve çocuğun içeri alınmaması gerektiğini, çocuğun hala bu hassasiyeti taşıdığını ve bunun çocuğu aslında ne kadar olumsuz etkileyeceğini anlattık. Ancak hakim yüzleşmesi gerektiği konusunda ısrarcı olarak çocuğu duruşmaya aldı ve orada çok zor anlar yaşadık. Yani tecavüzcüyle çocuk karşı karşıya geldiğinde, bu kadar uzun yıllar geçmiş olmasına rağmen tecavüze uğrayan bir de erkek çocuğuydu. Kendisini çok zor zapt ettiler. Sinir krizi geçirdi. 4-5 kişi koluna girerek zor kontrol edebildik. Daha sonra çocuğu çıkartmak durumunda kaldık. Aslında bu gibi olayların önlenebilmesi adına birçok konuda yüzleşmenin taraftarıyım. Başka psikolojik rahatsızlıklarda kesinlikle yüzleşme gerekiyor. Ama bu gibi durumlar kişilerin aslında travmalarını ikincil bir sürece taşıyor. İkincil bir travma yaşamasına, o kişiyle karşı karşıya gelerek yaşadığı anları tekrar zihninde canlandırmasına, tekrar içinde o öfkenin birikmesine ve saldırganca bir eğilime sebep oluyor. O yüzden bu gibi durumlarda aslında dün yapılan bence kesinlikle çok daha elverişli bir tutum olmuş çocuk adına. Çocuğun bunu sineye çekebilmesi, süreci daha sağlıklı atlatabilmesi adına kesinlikle daha sağlıklı bir adım olduğunu düşünüyorum. Evet. Evet, aslında çok sevinilecek bir şey değil ama artık kesinlikle bunlara bile sevinir hale geldik. Peki Dilber Hanım, yani işte önümde kağıtlar var. Bakıyoruz Bolu, Adana, Şanlıurfa ve daha bir sürü, yani aşağıya doğru indikçe daha bir sürü kağıt var. Kağıt yığını haline geldi önüm. Bunların hepsi de cinsel istismar ve hepsi de çocuklara yapılan, işte birisi öz amcası, ötekisi 72 yaşında bir adam, yani kim olduğu da çok önemli değil, aile içinden ya da aile dışından olabiliyor. Ne oluyor? Cinnet mi getiriyoruz yani? Yoksa zaten bunlar hep vardı da bu kadar, yani son zamanlarda mı bu kadar çok fazla önümüze gelmeye başladı? Aslında, keza kadın cinayetleri de aynı durumda. Kadın cinayetleri de durdurulabilir. Çocuk istismarı da önlenebilir. Bunun için yapılması gerekenler çok açık ve net ortada. Kadın cinayetleri için İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı yasa etkin bir şekilde uygulanmalı. Çocuk istismarına gelirsek risk tarama formu var. Bu çocuklar Okulda rehber öğretmenleri var, sınıf öğretmenleri var, okul idarecileri var, hastanelerde doktorlarımız var. İstismardan şüphelenildiği an bunun derhal ihbar edilmesi lazım. Evet. Peki ne yapmamız gerektiğini konuşacağız ama şimdi telefona dönmek istiyorum. Çünkü Çocuk İstismarlarıyla Mücadele Derneği Başkanı Saadet Özkan, yani hepimizin Saadet öğretmeni, telefon attığımızda. Merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba Ebru Güngör ve merhaba sevgili konuklar. Merhabalar. Merhaba. Evet. Ne dersiniz? Az önce de Dilber Hanım'a da aynı şeyi sordum. Bugün yine masamızda en az 4 tane 5 tane çocuk tacizi haberi var. Ciddi bir artış mı var? Yoksa daha mı görünür oldu? Aslında algıda seçici olduk ve toplum artık bu kanayan yaranın dindirilmesini istiyor. Yani devlet politikası mühim bir etki sağlayacak ve istismarcılara, çocuk ölümlerine, kadın cinayetlerine prim vermeyen bir sistem oluşturmamız gerekiyor. Yani güçlü farkındalık çalışmaları yapılmalı. Şu an artık toplum buna bir dur denmesini istiyor. Hep birlikte de artık taşın... Bizler aslında STK'lar olarak, oradaki konuklar, biliyorum ki taşın altına elini değil gövdesini sokmuş vaziyette, ama bunu evet, her alanda sağlamalıyız. Evet, doğru. Peki Saadet öğretmenim, kararı nasıl buldunuz, dünkü kararı? Herhalde verilebilecek en yüksek cezaydı, 29 yıl ve indirim ve iyi halde uygulanmadı. Örnek olur mu, ne dersiniz? Aslında burada bir Pakistanlı algısı oluşturuldu, fakat ben burada istismarcı diyorum. Çünkü bizim ülkemize dışarıdan gelen bu anlamda insanlar çok rahat bir biçimde suç işleyebiliyorlarsa, demek ki onları buna özendiren bazı sorunlar yaşıyoruz. Yani biz Küçükçekmece'deki olayda verilen ceza bence yeterli değil. Çünkü burada başka faktörler de var. Yani bizim adalet sisteminde çocuğun üstün yararını güdecek, sadece bunu yaşamıyoruz. Yani dünkü örnek üzerinden gidersem yanılmış oluruz. Çünkü biz Antalya'da davalara gidiyoruz. Daha yeni 25 çocuğun davası, evet, aynı sınıfta yaşamış 25 çocuğun davası 7 ayrı mahkemeye bölünmüştü. Çok büyük bir kamu baskısıyla biz tek bir mahkeme heyetine yönlendirdik. Burada çocuklara nasıl davranıldığını, ailelere nasıl davranıldığını gördük. Öncelikle çocuğa adalet sisteminde yapılması gereken bizim sistemimiz içinde yargıçlar, adalet sistemindeki yasa koyucuların, ihtisas mahkemelerinin kurularak bu konuda uzmanlaşmış mahkemelerin oluşmasını sağlamalıyız. Yani bu bizi rahatlatacak bir durum değil. Öncelikle biz bunu istiyoruz. Yani UNICEF'te Kasım 2017'de yayınlanan raporda Avrupa ülkesinde yapılan araştırmaya göre 2,5 milyon kadın 15 yaşından önce istismara uğramış gözüküyor. Yani biz bu yine araştırmalara göre Amerika'da, Hollanda'da, Kanada'da istismar olayının en fazla rapor edildiği ülkeler. Ama belirtilmesi gereken bir konu da istismarda bu ülkeler ciddi bir mücadele içinde. Yani biz de bu mücadeleye başladık. Peki biz neyi yapacağız? Yani kültüre işlenmiş rezil olurum düşüncesini ortadan kaldırmalıyız. Yani duygusal istismarla birlikte fiziksel ve bunun arkasından gelen cinsel istismarın görünme sıklığı fazlalaşıyor. Yani biz çocukları demek ki koruyamıyoruz. Biraz önce konuğumuzun da orada konuklarımızdan konuşmasına denk geldi telefonda ve çok kıymetli bir alandı. Evet, adalet sisteminde, sağlıkta, rehber öğretmenler, okullarda. Çünkü ebeveynler 1/4'ünü oluşturuyor çocukları korumada. Yani biz çocukları sadece ebeveynler mi korusun diyoruz? Yani burada mı diyoruz? Hayır. Bizim yapmamız gereken şiddetin, cinsel istismarın, bu karmaşanın ve ihmalin, gelişmekte olan çocuğun beynini, olgunlaşmakta olan çocukların kişiliklerini nasıl mahvettiğini gördüğümüz için acilen bütün alanlarda, bütün sistemde bir iyileşme, bir takip sistemine geçmemiz gerekiyor. Yani bugün istismardan dışarı çıkmış bir insan okulda hademe olarak çalışamaz. Yani bizim bu takip sistemini bir an önce işler bir hale getirmemiz gerekiyor. Çok kritik sorunlar var ve bu kritik sorunların çözülmesi gerekiyor. Yani bizler oradaki arkadaşlarımın da, biliyorum, STK'larda aktif rol alan, direkt sistemin içinde olan insanlar, bizler en çaresiz, yalnız, üzgün, korku dolu, yaralı olduğu zamanlarda bu insanlarla karşı karşıyayız. Peki biz bu öyküleri nasıl ilham veren hikayelere çevireceğiz? Toplumun üstünde oluşmuş bu korku, bu endişeyi nasıl değiştireceğiz? İşte bu alanlarda çok ciddi çalışmalar yaparak acilen devletin, bakanlıklarının STK'larla işbirliği içinde olması ve bu sorunları, biz sahadaki sorunları da ileterek çözümler bulmamız gerekiyor. Doğru, çok haklısınız söylediklerinizde. Özellikle şu takip sistemi gerçekten çok önemli ki dünyada da çok fazla örneği var ama Türkiye'de çok uygulanmıyor. Evet. Maalesef. O yüzden şiddet içeren, zarar veren davranışlar şu anda medyada dahil olmak üzere hep birlikte çözüm arıyoruz. Emine Bulut'u kaybettik ama onun kızının fotoğraflarını sosyal medyada görüyoruz. Evet. Bu çocuklar büyüyecekler, bu çocuklar hayat kuracaklar ve çocuklar bu travmaları unutmuyorlar maalesef. Sorun çok büyük ama bu sorunu çözebilecek de çok ciddi çalışma alanları var, akademisyenler var. Destek istenirse çözüm buluruz, yeter ki istekli olsunlar. Evet. Peki, çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Size de kolaylıklar diliyorum. Biliyorum ki çok yoğun çalışıyorsunuz. Sağ olun. Sağ olun. Evet. Yani 3 aşağı 5 yukarı aslında herkesin talepleri ve istekleri aynı doğrultuda. Evet. Saadet Hanım da aynı şeyleri söyledi. Özellikle bu takip sistemi de çok önemli. Takip sistemi çok önemli. Bakın, Kanuni Hastanesi'nde 115, Bağcılar Hastanesi'nde 392 tane hamile çocuk. Bir vakıfta çocuklarımız istismara uğradı. Saadet Hocam'ın dediği gibi hademe istismardan suçlanıyor, tutuklanıyor, ediyor. O adamı tekrar bir okulda görevlendiriliyor. Öğretmen bu çocuk istismarını şu yapar, bu yapar diye bir kıstas, bir ölçü yok. Herkes istismarcı olabilir. Onun için öğretmenlerimiz, okul idaresindekiler, hastanedeki doktorlarımız, hatta bizler bile bu konuda çok dikkatli olmalıyız. Çocukların dediklerine, anlattıklarına güvenmeliyiz. Yani bir çocuk bana, çocuk zaten istismar diyemez. Yani o mefhumu bilmiyordur bile. O çocuğun hareketlerinden, tarzından, okuldaki başarısının düşmesinden... Her şekilde bunu bizler anlayabiliriz. Bunda dikkatli olacağız. Ve söylemlere çok dikkat edilmeli. Gerek basın, gerek televizyon, gerek meşhurlar, gerekse devlet adamlarımız. Mesela ben bunu kesinlikle kabul edemiyorum. Diyanetin çıkıp annesinin dizinden tahrik olabilir. Kızına şehvetle sarılabilir. Din adamları bıraksınlar ya, çeksinler ellerini, dillerini kadınların, çocukların üstünden çeksinler. Bunlar kabul edilebilir gibi değil. Çimler var, çocuk izlem merkezleri. Bunların her şehirde olması gerekir. Çocuklar istismara uğradığı zaman burada gerekli araştırmalar yapılıyor. Ama bunun her şehirde olması lazım. Hakimlerimiz, tamam hukuk bilgileri, ona bir şey yani bir şey diyemeyiz ona ama onların bu konularda ayrı bir şekilde uzmanlaşmış olmaları gerekir. Mesela konuğunuzun dediği gibi, yani hakim illa o çocuğu görmek, onu öyle yüzleştirmek, yani bunun kararını vermeden önce psikologlarımızla görüşmeleri gerekir. Onlara danışması gerekir. Bakın, evet, yani bir ısrar neticesi çocuğun düştüğü durum. Evet, o gün yani o psikoloğun verdiği karar doğrultusunda olmuş olsaydı o çocuk da o gün onları yaşamayacaktı. Çok doğru. Benzerleri yaşanıyor. Bizim katıldığımız bir davada inanın şöyle oldu. Duruşma salonunun kapısında yanındaki bankta istismara uğrayan çocuğumuz annesi, babası, ablası. Öteki tarafta istismarcının akrabaları. Ve nasıl bakıyorlar biliyor musunuz? O çocuk nasıl ifade verecek? O aile ne duruma düşüyor? Bunların özellikle göz önünde bulundurulması gerekir. Yani insanlar ne kadar güzel çocuklarının arkasında durmuşlar, ayıp deyip halının altına süpürmemişler, ortaya çıkarma çabası, adalet arama çabası içindeler. Ama onlar bu arayış içindeyken devlet kademesindekilerin onlara yardımcı olması gerekir. Onların travmasını daha da arttırmamalı, daha çok örselenmemeliler. Evet. Peki Cansu Hanım, bu anlamda işte az önce Dilber Hanım yine bir örnek verdi. Hı hı. Yan yana geldikleri zaman ailenin de durumu ortada tabii. Yani sadece orada çocuk istismara uğruyor ama o sadece çocukla sınırlı kalmıyor. Kesinlikle. Ailenin de kesinlikle destek alması gerekiyor, kesinlikle, değil mi? Kesinlikle. Çünkü çocuğu bir nebze olsun biz elimizden geldiğince toparlamaya çalışıyoruz. Tabii ki Saadet Hanım'ın da dediği gibi çocuk bunu unutmayacak. Bu travmayı belki de hayatı boyunca yaşayacak ama travmanın etkilerini olabildiğince aza çekmeye çalışıyoruz. Burada biz bunu evet uzmanlar olarak elimizden geldiğince destekliyoruz ama eve döndüğünde anne baba da çok kötü. Onlar da aynı travmayı yaşıyorlar ve yaşatıyorlar. Hı hı. Biz ne kadar elimizden gelen desteği verirsek verelim aynı desteği anne babasından da görmeli bu çocuk. Ama çocuğu toparladıkça anne baba aynı travmanın etkilerini sürdürmeye devam ettikçe biz yeterince yol alamıyoruz. O yüzden bu aslında ailenin travması. Çocuğun travması ama dolaylı yoldan ailenin travması. O yüzden hepsiyle birlikte çalışmak gerekiyor. Mutlaka anne babanın da bu süreçte psikolojik destek alması gerekir. Evet, doğru. Peki şimdi kısacık bir araya gidiyoruz. Önümüzde kaldığımız yerden devam edeceğiz.